Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Evet. İplerimden de anlaşıldığı üzere bu renklerden size arkadaşlar bu şekilde yeni bir model tarif edeceğim. Her renge giden yeşilimiz 383 arkadaşlar. Sarımızın rengi de 347. Arkadaşlar bunlar eski ip olduğu için pembe olan altın başak ve leylak iplerimiz. Saks mavisi ve pembe. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz bu arkadaşlar. Sepet içinde çiçekler. Gördüğünüz gibi modelimiz çok şahane ve çok şık. Ve böyle kendi zevklerime göre de arkadaşlar içine çiçeklerin renklerini yaptım. Modelde burası sık iğneliydi. Ben ikişer şer zence çekerek bu şekilde daha hoş durdu ona inandığım için arkadaşlar. Sık iğne yerine böyle iki zincir çekerek sık iğne yaparak sık kulpunu sepetimizin sapını bu şekilde yaptım. Dört olan bu çiçeklerimizi arkadaşlar üçe indirdim. Biraz daha tez bitsin işimiz güzel dursun diye. Bu şekilde şimdi sepetimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni başlarken de aynı şekilde kıvattıya batarak bu şekilde başlıyoruz. Şimdi de aynı şekilde arkadaşlar bir zincir çekip ipimizi bir defa doluyoruz. Yandaki tığ battıya girip 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 4 zincir 4 zincirimi çekip buraya trabzanımın tomurcuğunu yapıyorum. Genelde çok yaptığımız bir çit arkadaşlar ara suyu çok da yakışıyor bazı oyalara. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Alttaki tığ battıma iniş yapıyorum. Tığ battıma indim. Şimdi çitimiz bitti arkadaşlar. Çitimizin sayısı 10 tane. Tomurcukları sayalım. 10 tane olduktan sonra iki zincir çekip tığ battıya inip sık iğne yapalım. 2 zincir pardon ben 3 çekiyorum arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Sepetimizin alt kısmını örmeye başlayalım. Tığ battıya kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde ipim ince olduğu için 3 zincir çekiyorum. Deliklerinin daha belirgin olmasını istediğim için arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. İpi kalın, eli gevşek, benim elimde normal arkadaşlar sık değil ama ipim ince olduğu için 3 zincir çekiyorum. Eğer şayet ipiniz kalınsa siz 2 çekebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar sepetimiz için 4 tane 3 zincir çekerek tığ battı yaptık. 5 zincirle dönüyorum. 5 zincirimi çektim. İlk tığ battımızın içine giriyorum. Bu şekilde. Buraya dönüş yaptım. 1 2 3 zincir. Yandaki hemen tığ battıma girip kapattım. 1 2 3 zincir. Bir, bir yandakine 3 zincirimi kapatıp yuva yapıyorum. 3 zincir de buraya. Tam 4 tane arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi tığ battı yaptık. 5 zincirle dönüş yapıyorum. 5 zincir döndüm. Hemen birinci yuvamın içine 5 zincirimi bu şekilde kapattım. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı şekilde üçer zincir çekerek bir sıra daha 4 tane tığ battı yapıyoruz. Kapattım buraya. 1, 2, 3 zincir. Evet arkadaşlar. 3 sıra yaptık. 5 zincirle dönüyoruz döndüm. İlk yuvama tığ battı olarak kapattım. 1 2 3 zincir. Hemen yandaki 3 zincirli yuvaya kapattım 3 zincirimi. 3 zincirde hemen yandakine kapattım. 1 2 3. Ve sonuncu yuvaya da girdim bu şekilde arkadaşlar. Yine 5 zincirle dönüyorum. Artık sepetimizin örme işlemi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 sıra ördük. Buraya 5 zincirimizi bu şekilde kapattım. Bu şu çiçeğimiz için yuva olacak arkadaşlar. Çiçeklerimizin yuvasını yapıyoruz. Eğer gözünüze küçük geldiyse bir tane daha yapın. Çünkü dönüşler biraz dar olabilir. Bu şekilde. İkinci Tığ battıya sık iğne ile geçiyorum. Bakın. Köşeye bir yuva yaptım. İkinci tığ battıma sık iğne ile. Yine buraya beş zincir. Beş zincirimi yandaki hemen yuvaya bu şekilde kapattım. İkinci çiçeğim için yuvam da oldu. Bir, iki tane yuva. Üçüncü yuva için arkadaşlar bir sonraki bu köşedeki yere sık iğne ile geçiyorum. Bu şekilde geçtim. Buraya da bir 5 zincirli yuva yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi buraya kapattım. Bu da üçüncü çiçeğim için yuva oldu. Şimdi arkadaşlar aşağı inmek için bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bir alttakine de bir sık iğne yapıyorum. Sonra bir alttakine bir sık iğne yapıyorum. Sonra en altına trabzan seviyesine indim bu şekilde. Şöyle sık iğnelerle aşağı inerek arkadaşlar Gördüğünüz gibi sepetimi bitiriyorum. İki zincir çektim. Yandaki tığ battıya da kapattım. Bakın arkadaşlar şu şekilde sepetimiz hazır. Yapımı çok kolay. Şimdi sıra çitlerimizin yapımına geldi arkadaşlar. 10 tane çit yapıyoruz buraya. Ara suyu olarak sepet çiçeklerimizin arasına çit yapıyoruz. 2 defa da aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya. Bir zincir çekiyorum. Hemen tığımın başını bir defa dolayıp yandaki tığ battı ya. 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanıma bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Tığ battıya girdim. 2, 2 aldım. Bu şekilde aynı arkadaşlar tam 10 tane böyle çit yapacağız. Şimdi 10 tane çiti ben yapayım arkadaşlar. Çiçeklerimizin yapımına geçelim. İki zincirimi çektim arkadaşlar. Yapmış olduğum sepetin bu 5 zincirli yuvasının içine sık iğne ile ipimi tutturdum. İki tane zincir çektim buraya. Bir defa doladım. Yuvaya girip 2 2 olarak trabzan yaptım. 5 zincir 5 zincirimi bu trabzanımın arasına bu şekilde kapattım arkadaşlar 1 2 zincir buradaki yuvanın içine girdim yaprağımın biri hazır arkadaşlar 1 2 zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 aldım trabzanımı yaptım zincirimle beraber iki tane trabzan olmuş oluyor 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki trabzanımın arasını arkadaşlar kapattım bu şekilde. 1, 2 zincir. Yuvada kapattım. İkinci yapram da hazır arkadaşlar. 3. yapram için şöyle biraz kaydıralım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Yuvaya girdim. Bu şekilde kirpiğimi yaptım. 1 2 zincir. 2 zincirimi yuvada kapattım bu şekilde. Bir tane de zincir çektim arkadaşlar. İpimizi koparıyoruz. Şöyle ipimizi yine her zamanki gibi arkada çekiyorum arkadaşlar önden yan ikizi olmasın yandan yani bu şekilde ipimi koparıyorum yaktım çakmağımla bu şekilde evet arkadaşlar şimdi ortadaki yuvanın çiçeğini yapmaya geldi sıra sarı rengimizle buraya çalışacağız 1 iki zincir bir defa tığımın başını doluyorum. Yine aynı yuvaya girip 2, 2 aldım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Yaptığım bu trabzanımın içine girdim. Tomurcuğumu kapattım. Bu şekilde. 1, 2 zincir. Yuvaya girdim. Kapattım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tanesini bitirdik. İkincisi için 2 iki zincir çektik. Bir defa doladık. 2, 2 aldım. 4 zincir çekip bunu tığ battımın arasına bu şekilde kapattım. 1 2 zincir. Aynı yuvanın içine arkadaşlar giriyorum. Kapattım buraya. 1 2 zincir. Bir defa doladım. 2 2. Bu şekilde trabzanım hazır. 4 tane zincir çekiyorum. Kapattım buraya 1-2 zincir Bu şekilde aynı yeşil yuvamın içine arkadaşlar Bakın bu şekilde buraya kapattım Bir zincir çektim İpimi Koparıyorum Aynı şekilde Bu ipimi de arkada yakacağım arkadaşlar Şimdi sıra sonucu yuvamıza geldi arkadaşlar Bu 5 zincirli yuvama sık iğne ile girdim. Bu şekilde bir iki zincir. Bir defa doluyorum. Hemen iki iki olarak buraya bir trabzan yaptım. Bu şekilde. Bir iki üç dört zincir. Kapattım bu şekilde arkadaşlar yuvamı. Bir iki zincir. Bu şekilde kapattım yuvamı. Evet şimdi yanına aynısından iki tane daha yapacağım. 1 2 zincir bir defa doladım aynı yuvaya 2 2 alarak trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir trabzanın arasına tomurcuk olarak kapat 1 2 zincir ve yuvaya kapattım bu şekilde 1 2 zincir bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 olarak aldım Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir. trabzanımın arasına tomurcuk olarak 4 zincirimi kapattım. 1 2 zincir. Kapatalım yuvadaki zincirimizi. 3. çiçeğimiz de bitti. 1 zincirimizi çekip ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sepetimizin kulp kısmına geçelim. Tersini çevirdik yaptığımız çiçeklerin 3. 1 2 3. çiçeğimizin tomurcuğuna bu şekilde tutturdum arkadaşlar. Sık iğne yaptım. Sabitledim. 12 tane zincir çekiyorum. 7 8 9 10 11 12. 12 tane zincirimi buradan sayıp yine 3. Üç üçüncüye arkadaşlar. Veya bu baştan birinciye. Bu şekilde sık iğne ile 12 zincirimi buraya tutturdum. 1 2 zincir Döndüm. Düz yüzüne. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ben buraya alabildiği kadar iki zincir çekerek bu şekilde kapatıyorum. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Alabildiği kadar 15 tane alıyordu galiba sanırsam. İki zincir çektim. Kapattım. 4 oldu. Kapattım. 5 oldu. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim. Ben bu iki zincir ile yapılan kısımları çok seviyorum. Çok güzel durduğuna inanıyorum arkadaşlar. Düz sık iğneden bunun daha güzel göründüğünü düşünüyorum. 3, 5, 6, 7, 2 zincir çektim. 8, bu şekilde çektiğim 12 zincirin üzerine dolduruyorum arkadaşlar. 1, 2 zincir. 10 oldu. Şöyle tutarsam siz daha iyi göreceğinizi düşünüyorum. Kaçtı? 12 mi? 13 14 15 Bu şekilde arkadaşlar sapım e, oldu. Hemen bu ilk ipimi tutturduğum sık iğne ile girdiğim yere şu ipi arkaya kaydırayım dedim. Elimle bu şekilde arkadaşlar. Sık iğne yaptım. Bir tane de zinciri çektim buraya. Bu şekilde ipimi koparıyorum. Bu iplerimi temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sepetim çiçeklerle dolu dop dolu. Çiçeklerim var hanımlar. <laughs> diyormuşum arkadaşlar. Artık dizilerden, Türk filmlerinden dilimize geçen bazı sözler var. Evet arkadaşlar, modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde araççitleriyle, 10 tane araççiti ve sepet dolusu çiçekler var arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.